Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben, bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok hızlı bir video çekme derdindeyim çünkü lakin bu saat işten çıktım, yeni çekiyorum bu videoyu. İşten çıktım arkadaşlar, yetiştirme derdindeyim bu videoyu. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bu videoya da like atın, bakalım 1500 like'a gelebilecek miyiz? Çok önemli bir konu konuşacağım. Size birkaç tane teorimden bahsedeceğim. İyi seyirler, başlayalım. Evet arkadaşlar, bu videonun sponsoru Özkan, yani Faberix kardeşim. Lütfen arkadaşlar onun kanalına abone olup son videosuna gidip benden selam söyleyerek yorumlara bir de like atarsanız çok sevinirim. Açıklamada ve sabit yorumun en üstünde kendisinin kanalı var. Ona destek olun ki bana sponsor olmaya devam etsin bu tür kardeşlerimiz. Gücümüzü gösterelim Team Emerald. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Artistlik yapıyor şu anda bıçakta. Bugünkü videonun konusu arkadaşlar çok önemli bir konu. Çok büyük bir sıkıntı olabilir community'de arkadaşlar. Arkadaşlar Standoff 2'de bot mu var? Standoff 2'de bir şeyler dönüyor. Neler döndüğünü hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar son zamanlarda bildiğiniz gibi Otkar Gece 3'te Standoff 2 oynamak diye bir video yapmıştı. O videoda garip bir şeyler oluyordu. Ondan sonra birkaç izleyicim bana mesaj attı. Özellikle Zuske00 isimli Instagram kullanıcısı olan kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bu videoları bana attı. Arkadaşlar oyunda TDM girdiğiniz zaman, özellikle TDM diyorlar ama çoğu modlarda görüldüğü de söyleniyor. Dünya üzerinde bu konu hakkında başka bir video yok. Bunu da ekleyeyim buraya. Hani Rusça falan hiçbir şey yok. Oyunda botlar var. Bu botların iki olayı olabilir. Benim iki tane teorim var. Bu botların olayı arkadaşlar, özellikle tekrarlıyorum, TDM girmeleri. Ve sadece yaptıkları şey şu. Şunu alayım hatta. Bu arada çok güzel değil mi ya? Özene bezene yaptım şu skin'e. Zıplayarak arkadaşlar bu şekilde sıkıyorlar. Mermisi bitince değiştiriyor, zıplamaya devam ediyor. Ya da kimisi sadece zıplıyor ya da kimisi sadece ateş ediyor bu şekilde duvara. Bunların olayları ne diye çok soru geldi bana Instagram'dan vesaire. Arkadaşlar benim iki teorim var yine. Birinci teorim, bir, Axel Bolt oyuna sonunda bot ekledi ama o kadar boktan ekledi ki hani sadece ateş ediyor. Nedeni ne? Az oyuncu olması diye düşünebilirsiniz. Geceleri çıkıyor bunlar ortaya bu arada. Sabah gören daha görmedim. Kime sorsam gece gördük abi diyorlar. Gece azalan oyuncu sayısını çok göstermek için yapılan bir şey olabilir deniyor. Ben bunun olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Standoff 2'nin yeterince oyuncu sayısı yüksek bir oyun Standoff 2. Özellikle yabancı komünitelerde. Ki gece de hani ne bileyim hani o kadar az olamaz yani. Bot eklemeye değmez ki, bot ekleseler bile adam gibi bot eklerler. Böyle bot eklemezler. Diyeceğim de Axel Bolt'a yine belli olmaz. Yani ekledikleri bot niye hani sadece zıplayıp ateş etsin ki abi? En azından yürür hani, en azından ateş eder. Seni vurmasa bile sağ soluna ateş eder. Hani ayrıca zaten bence Axel Bolt'un böyle bot koyacak kadar gelişmiş bir firma olduğunu zannetmiyorum ben. Oyuna böyle bayağı yapay zekalı bir bot. Ama hani bu ihtimal birazcık da gerçek olabilir. Çünkü dediğim gibi hani Axel Bolt'ta birazcık hani şey olduğu için, yeteneksizlik mi diyeyim ne diyeyim. Hani o şey yok ya onlarda. O kapasite olmadığından dolayı belki bot koymayı isteyip sıçmış olabilirler arkadaşlar. Birinci teorimiz bu arkadaşlar. İkinci teorimiz ise arkadaşlar, bu teoriyi ben tamamen kendim düşündüm. Bu teori bana daha mantıklı geliyor. Çünkü ben düşündüm falan diyormuşum. Yok. Şaka maka daha mantıklı geliyor. Sadece ben düşündüm, ben buldum diye değil. Mantıklı geliyor çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar oyundaki en değerli skinler, oyun sonu şansa düşen oyun sonu şansa düşen arkadaşlar Nameless Collection, yani isimsiz koleksiyon skinleri. Bunlara örneklerine bakalım hemen pazarda. Size göstereyim hızlıca. Ne demek istediğimle anlayın. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz adamın dibisiniz. Bu video gecenin 11'inde falan girecek yayına. İşten çıktım kusura bakmayın, ancak şimdi atabiliyorum arkadaşlar. Markete gidiyoruz arkadaşlar. Filtreye gelip aşağı kaydırarak. Nerede o? En üstte olması lazım. Nameless Collection'a geldiğim zaman, isimsiz koleksiyona geldiğim zaman arkadaşlar. Aynen, en ucuz 17.000, pardon 17.300'den 110.000 gold'a kadar giden şey fiyatları. Pardon, 420.000 gold'a kadar giden bir şu agalar var. Bu gördüğünüz agalar Nameless Collection arkadaşlar. Oyun sonu şansa düşüyor. Bunlara ek olarak oyun sonu level atladığınız takdirde vesaire size kasa veriliyor. Bu kasada arkadaşlar hangi kasa olabilir? Origin koleksiyonundan şu kasa olabilir arkadaşlar. Origin case. Origin case olabiliyor arkadaşlar. Bunun olayı nedir? Agalarımız AFK bırakıp şansa origin case düşürmeye çalışıyor. Veya Nameless Collection'dan skin düşürmeye çalışıyor olabilirler. Bence en mantıklı şey bu arkadaşlar. Agalar hani yani bilgisayarı bırak abi, autoclicker'a koy abi bilgisayarı, zıplamayla ateş etmeyi aynı yere koy mesela. Yani buraya basılı tutsun, otomatik tıklasın, makroyu aç abi, kur, kendisi böyle zıplayıp vesaire ateş etsin. Şimdi demek istediğim videoları izleyelim arkadaşlar. İki tane video var toplamda, bir dakika. O videoyu izleyip gelelim bakalım
Siz ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar, birinci videomuz Sandstorm mapinde TDM gördüğünüz gibi. Pardon, silahlanma yarışı hatta. Gördüğünüz gibi agalarımız sadece AFK sağa sola bakarak zıplıyorlar bir de. Sağa sola bakmalarını unutmuşum ben videoda bahsetmeyi. Dediğim gibi bunlar bakın rastgele yukarıya bakıp bıçak atan agalarımız. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Bu arada herkese açık oyun bu. Bir tane aga sürekli aynı şeyi yapıyor. Hani diyebilirsiniz belki yürümeyi bilmiyordur falan, öyle bir şey olamaz yani. Ben zannetmiyorum. Ve ikinci videomuza geçelim. İkinci videomuz daha fena arkadaşlar. İkinci videomuz ise arena mapinde arkadaşlar. Bu sefer iki takımda da zıplayıp AFK bırakan agalar var. Bu sefer cidden bot olduğunu çok belli ediyor. Çünkü sadece duvara, hani önceki sağ sola bakıp bıçak falan atıyor en azından. Bu gördüğünüz agalar boşluğa sıkıyorlar. Resmen yokluğa sıkıyorlar. Nereye sıktıkları belli değil. Bomboş duvara sıkıyorlar gördüğünüz gibi. Rakip yok, hiçbir şey yok. Diğeri zıplayıp sıkıyor. Bir tanesi durarak sıkıyor. Ve arkadaşımız, kardeşimiz rakip takıma geldiği zaman arkadaşlar, orada da aynı şeyi yapan aga olduğunu görüyor. Hem de iki tane, hatta üç tane. Gördüğünüz gibi zıplayıp sadece duvara sıkan AFK agaları var burada. Yani garip geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirdim bakayım. Yani garip, yani korkutucu cidden. Gece 3'te stand-up 2'ye girmeyin ha, dikkat edin. Neyse, videoya devam ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videoda iki takımda da aynı bot agalarından var. Ve ikisi farklı oyunlardan çekilmiş şeyler arkadaşlar. Farklı günlerde, farklı saatlerde çekilmiş videolar. Bunları tekrardan diyorum arkadaşlar, bana ileten Zuske kardeşime teşekkür ederim. Zuske00 Instagram'ı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence bu agalar dediğim gibi autoclicker'ı koymuşlar. Nameless koleksiyondan item düşürmeye şansa çalışıyorlar. Ama bilmedikleri şey 1 milyonda 1 vesaire ya da 1 milyonda 2 şanslı düşen şeyler bunlar arkadaşlar. Ama düşündüğünüz ama bir tane düşürdüm abi, köşeyi dönüyor direkt. Mesela relik çıkarsa çok güzel skin, boktan silah ama düşürdüm köşeyi dönüyor yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin başka teorileriniz var mı? Sizce bunu yapmaya değer mi? Veya bunlar neden yapıyor bunları? Yorumlarda bana bunu belirtirsiniz. Çok sevinirim. Videonun sponsoru Favrix'e tekrardan teşekkürler. İzlediğiniz için sağ olun. Buraya kadar izlediyseniz adamın dibisiniz, tekrarlıyorum. Gecenin köründe giren bir video. Çok izlenme beklemiyorum ama yine de teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay bay. Tekrar denizlerin, bir yere dalıp yine sensiz.